Merhaba arkadaşlar. Genelde videolarımda basite indirgenmiş örnekler, hesaplamamızı kolaylaştıracak yuvarlak sayılar ve Türk lirası gibi tanıdık gelen birimler kullanıyorum. Ancak bugün gerçeklik dozunu biraz artıracağız ve gerçek hayatta olan bir işlemi analiz etmeye çalışacağız. Amacım, CDO'ların piyasada maliyet değerinin çok altında fiyatlarla işlem gördüğünü veya şu an bilançolarda gösterildikleri tutardan aslında daha düşük değere sahip olduklarını göstermek. Ve muhtemelen şu anki piyasa fiyatları da maliyet değerinin, yani diğer bir deyişle insanların satın alırken bunları ödedikleri tutarın altında oluyor. Öncelikle analizimizi yapalım, daha sonra bu durum değerlendirmesini size bırakacağım. Bu bir basın bildirisiydi. Merrill Lynch isimli yatırım bankasının 28 Temmuz tarihinde yayınlamış olduğu basın bildirisinin bir bölümüydü bu. Ve hatırlayın, 30 Haziran itibariyle bilançolarını ve gelirlerini açıklamışlardı. Bu da çok kısa bir süre önceydi. 6 aylık, yani birinci yarı yıl bilançolarını, hesaplarının güncel durumunu 30 Haziran'da açıklamışlardı. Şimdi bunu aklınızda tutun, bilançonun yayınlandığı tarih 30 Haziran. 28 Temmuz tarihli bu basın bildirisinde yazan şey şuydu: Merrill Lynch, 30.60 milyar değerinde America Super Senior ABS CDO'sunu Lone Star Yatırım Fonları grubunun bir iştirakine satmak üzere anlaşmış. Super Senior ABS CDO, bilmece gibi oldu mu dediniz? CDO'larla ilgili videomuzu hatırlayın, CDO'lar teminatlandırılmış borç yükümlülükleriydi. Bu arada ben CDO diye telaffuz ediyorum ama orijinal kullanımı CDO bunların, unutmayalım. Teminat, örneğin daha önce kullandırılmış olan gayrimenkul kredilerinin geri ödemeleri ve buna bağlı ipotekler oluyordu. Bu kredi ödemeleri için özel amaçlı şirket kuruluyor ve tüm bu geri ödemeler bu özel amaçlı şirketin bilançosunda görünüyordu. Özel amaçlı şirketin senetleri halka arz ediliyordu. Bunları konuşmuştuk. ABS kısaltması da işlemin arkasında teminat olarak varlık bulunduğunu gösteriyordu. Kısaca toparlarsak, bunlar kredi alacakları teminat gösterilerek oluşturulmuş türev menkul değerlerdir. Tanımı orijinal diliyle kullanmayı tercih ediyorum ki bunlar Türkiye'de kullanılan yatırım ürünleri değil henüz. Ve işin doğrusunu isterseniz, Amerika'da da pek çok kişi bu tanımı size şu an anlatmakta olduğum işlemin basına yansıması sayesinde duydu. Kısaca söylemek gerekirse, bunlar konut kredisi alacaklarına dayalı türev menkul değerlerdir. Şimdi bu 30.60 milyar doların ne olduğuna bakalım. Bu rakam gerçekten önemli. Neden mi önemli? Şimdi iki ihtimal düşünelim. İlk ihtimal, Merrill Lynch bunları almak için bu tutarı ödedi ya da bilançosunda ilk değer olarak gösterdi. Bu 30.6 milyarlık değer belirli kriterlere göre belirlenmiş değer. Yani o değerde olduğu tahmin ediliyor. America Super Senior ABS öncelikli, yani güvenliymiş gibi geliyor kulağa. ABS kısaltmasının aktifle desteklenmiş anlamında olduğunu söylemiştik. Teminat olarak arkasında varlıklar var. CDO'lar, orijinal tanımıyla CDO'lar. Bu tanımdan da şimdiye kadar epey bahsettik. Ne dedik? Teminatlandırılmış borç yükümlülükleri. Lone Star, fon grubunun bir iştirakine satılıyordu. Lone Star, Teksaslı bir özel sermaye şirketi. Bunların altını yeşille çizeceğim çünkü bence bunlar gerçekten ne yaptıklarını bilmiyorlar. Alış fiyatı 6.7 milyar dolar. İlk satırdan başlayalım. Aslında hiç analiz yapmaya gerek bile olmaksızın bir zamanlar 30.6 milyar dolar olarak değer biçilmiş olan bir varlık var. Ve şimdi bu varlıklar bu özel sermaye şirketine 6.7 milyar dolara satılıyor. Şimdi bu varlığın durumuna yüzeysel olarak bakalım. Hatta ilerledikçe durumun aslında daha kötü bile olabileceğini göreceğiz.
Başlangıçta 30,6 milyar dolar değerinde olduğunu düşündükleri aktiflerindeki bu varlığı şimdi 6,7 milyara satabiliyorlar. Yani eskiden 1 dolar değer biçtiklerini şimdi 0,22 dolara satıyorlar. Bu varlıkları bilançolarının aktifine yazarken göstermiş oldukları değerle sattıklarında elde ettikleri değerin karşılaştırması bu şekilde. Ve bu ne zamandı onu da hatırlayalım. 2008 yılının ikinci çeyrek sonuydu. Hatta basın açıklaması bu tarihten sadece 4 hafta sonra yapıldı. Sizce 4 haftada bunun olması mümkün mü? Mümkün değil, değil mi? 2008 yılının ikinci çeyreğinin sonunda açıkladıkları bilançoda bu CDO'ların yani teminatlandırılmış borç yükümlülüklerinin değeri 11,1 milyar dolardı. Gerçekten çok ilginç. Muhtemelen geçtiğimiz yıl içinde bu CDO'lar Merrill Lynch'in bilançosunda 30,6 milyar değerle duruyordu. Onlar da bu CDO'ların sıkıntılı olduğunun farkına varmışlar ve demişler ki biraz dürüst olalım, bu varlıkların bilançoda görünen değerini biraz düşürelim. Dikkat edin, bu CDO'ların değerini çok fazla indirmek de istememişler aslında. Ki eğer bunu yapsalardı, hiç kimse Merrill Lynch'e yatırım yapmak istemeyecekti. Hatta yatırım yapmak istemeyecek sözü hafif bile kalıyor bu durumda. Eğer bilançolarında bu CDO'ların değerini çok fazla düşürürlerse, piyasada Merrill Lynch'in zorda kaldığı dahi konuşulmaya başlanabilirdi. Ancak bir noktada piyasaya karşı dürüst davranmaya karar vermişler ve bu CDO'ların değerini 30,6 milyar dolar olarak göstermekten vazgeçmişler, bunların değerini 11,1 milyar dolara indirmişler. Bu fiyat düzeltmesini bilançoyu açıkladıklarında 3 aylık devrelere mi yaydılar yoksa bir tek dönemde mi düzelttiler, buna pek emin değilim. Bilançolarının aktifinde 30,6 milyar dolar olarak görünen bu varlığın gerçek değeri artık 11,1 milyar dolar. Peki bu ne yapıyor? Aktif değerlerinde 29,5 milyar dolarlık bir azalma anlamını taşıyor. Sizce bunu niçin yaptılar? Tabii ki piyasaya dürüst olduklarını kanıtlamak için. Bu CDO'ların bilançolarındaki değerini 11 milyar dolar olarak güncellediler. Ve bu güncellemeyi yaptıktan sadece 4 hafta sonra bunları 6,7 milyar dolar değerle sattılar. Peki o zaman 30 Haziran tarihli bilançolarında göstermiş oldukları değere göre durumları nedir? Aslında düşünürseniz sadece 4 hafta geçti. Bu 4 hafta içinde ne kadar dramatik bir değişiklik yaşanmış olabilir ki? 30 Haziran tarihli bilançolarındaki değere göre her 1 dolar yerine 0,60 dolar. Yani 4 hafta önce biçmiş oldukları değere göre dolar başına 0,60 dolar. Şimdi Merrill Lynch'in bu satış dolayısıyla bilanço kayıtlarında zarar yazacağını söylüyorlar. Şimdi bu varlıklar satıldı, satıldıklarına göre gerçeklerle yüzleşme vakti geldi. Bu işlemde yazdıkları zarar dolayısıyla vergi öncesi karlarını 4,4 milyar dolar azaltmış oldular. Peki bu 4,4 milyar dolar nereden geldi? Bunların değerini bilançolarında 11,1 milyar dolar olarak göstermişlerdi. Sattıklarında ellerine geçen 6,7 milyar dolardı. Aradaki fark da 4,4 milyar dolar. İlginç olan şey şu. Kötü haberlerin sonuncusu da değil bu. En kötüsü buydu diye düşünmüş olabilirsiniz ama değil. İlk başta bilançolarında 30,6 milyar dolar değerinde gösterdiler. Sonra değerini 11,1 milyar dolara indirdiler bu varlıkların. Satış yaptıklarında da 1 dolar karşılığında sadece 0,22 dolar alabildiler. Bu değerleri belirlerken çok derin analizler yaptıklarını da düşünmüyorum doğrusu. 30 Haziran bilançolarında 11,1 milyar dolar olarak göstermiş olmalarının sebebi muhtemelen bazı vergisel hesaplamalar veya başka bir şey için bu sayının uygun olmasından kaynaklanmıştır.
Bu varlıkların bilançodaki değerini düzelttikleri kanısını yaratmak için yeterli bir azaltım olduğunu düşünmüş olabilirler. Azaltalım ancak çok azaltmayalım diyorlar çünkü insanlar kurumumuz hakkında paniğe kapılabilir. Ortadaki paragrafta da enteresan bilgiler var ancak bu paragraf hakkında konuşmaya başlarsam muhtemelen 20 dakika boyunca konuşacağım. En iyisi bunu atlayalım. Şimdi basın açıklamasındaki bu son paragrafa bakalım. Her şeyin özü burada yazıyor aslında. Ne demişler? Giriş, gelişme ve sonuç bölümü. Biz işin sonuç kısmına bakalım. Ayrıca bence bu paragraf size finans dünyasındaki bilanço makyajlama teknikleri konusunda fikir veriyor olacaktır. Merrill Lynch, alıcıya alış bedelinin %75'ine kadar finansman sağlayacaktır. Yani Lone Star fonu bunları 6.7 milyar dolar bedelle satın alıyor. Ancak bunun %75'lik kısmını Merrill Lynch'ten kredi olarak kullanacak. Yani ne kadar borç veriyorlar? 6.7 çarpı 0.75. Merrill Lynch, Lone Star'a yaklaşık 5 milyar dolar kredi verecek. Lone Star fonu bu varlıkların gerçekten sıkıntılı olduğunu ve bunlara ancak 6.7 milyar dolar ödeyebileceğini söylüyor. Hakikaten bunlar kötü varlıklar. Açıkçası bunları almak için kendi fonlarımı kullanmak istemem. Siz bunları almak için bize biraz kredi verin. Eğer normal bir zamanda Lone Star'a kredi açıyor olsalardı, durum bu kadar kötü görünmezdi. Eğer günün birinde bu varlıkların, yani bu CDO'ların değeri sıfıra inerse, Lone Star'ın diğer varlıklarından alacağınızı tahsil yoluna gidebilirsiniz. Eğer alacağınız Lone Star fonunun diğer varlıklarından tahsil edilebilecekse, bu kredi o kadar da kötü olmayabilir. Ancak bunun için emin değilim. Oldukça büyük bir özel sermaye şirketi olduklarını zannediyorum. Şimdi Lone Star'a bu aktifleri sizden satın almaları için kredi açıyorsunuz. Eğer bir kurum sizden aldığı krediyi geri ödememeye karar verirse, alacaklarınızı kurtarmak için bu kurumun diğer varlıklarına rücu edeceksinizdir. Alıcının varlıkları neler peki? Burada yazıyor, alıcının tek varlığı sizden kullandığı krediyle satın aldığı bu CDO'lar. Ve Lone Star burada bir şey yapmış, öyle değil mi? Çünkü Lone Star'ın tek varlığı şu anda aldığı CDO'lar değil tabii ki. Yani bence değil. Lone Star kuvvetli bir özel sermaye şirketi. Bence başka hiçbir varlığı olmayan bir şirket yarattılar. Yani sadece bu işlem için bu şirketi kurduklarını ve bu şirketin başka hiçbir varlığı olmadığını düşünüyorum. Eğer bu iştirakleri batarsa şirketin geriye hiçbir şey kalmayacak. Yani muhtemelen özel amaçlı bir şirket kurdular ve iştirakleri olan bu şirkete 1.7 milyar dolar sermaye koydular. Merrill Lynch de kurulmuş olan bu özel amaçlı şirkete 5 milyar dolar kredi açtı. Ve sonra da Lone Star tarafından kurulmuş olan bu özel amaçlı şirket gelip Merrill Lynch'in bilançosundaki 6.7 milyar dolarlık varlığı, yani bu CDO'yu satın aldı. Aslında bu özel amaçlı şirket gelip bu CDO'ları satın alarak Merrill Lynch'e yardım etmiş oluyor. Çünkü bu sayede Merrill Lynch bilançosunda bunların değerini daha da düşük göstermek zorunda kalmayacak. Peki böyle olsaydı neler olurdu bir düşünelim. Diyelim ki bu varlıkların değeri sıfır, yani tamamen değersizler. Bir önceki videoda da bunun neden kaynaklanabileceğini açıklamıştım. Lone Star'ın kaybı nedir burada? Lone Star bu 5 milyarı geri ödemek zorunda değil. Biraz önce ne demiştik hatırlayalım. Alıcı bu işleme bağlı varlıkların dışında bir şeye sahip değil. Yani kredinin geri ödenmesini sağlayabilecek tek şey bu varlıklar, yani bu CDO'lar. Bu borcu geri ödemezlerse Merrill Lynch'in tek yapabileceği şey bu değersiz varlıkları geri almaktır. Peki bu durumda ne olacak ona bakalım. Lone Star fonu yalnızca 1.7 milyar dolar değer kaybeder. Bir de şunu düşünün, ya bu varlıkların gerçek değeri aslında 1.7 milyar dolarsa? Bu örnek üzerinde biraz duralım. Diyelim ki
Bu varlıkların değeri 1.7 milyar dolar. Ve Lone Star da kullandığı bu 5 milyar dolarlık krediyi geri ödemeye niyeti olmadığını belirtiyor. Peki ne olacak? Merrill Lynch 1.7 milyar dolar değerindeki bu varlıkları geri alacak. Lone Star'ın bu işten yazabileceği zararın üst sınırı ne? O da 1.7 milyar dolar. Bu varlıklar için ne kadar ödemişlerdi? 1.7 milyar dolar. Lone Star bu varlıklar için 1.7 milyar dolar ödeme yaptı. Ve bunların değerinin yükselmesini oynuyorlar. Yani 1.7 milyar dolarla 5 milyar dolar arasında bir yere yükselmesini. Evet, 1.7 milyar dolar ödediler dedik. Bu, varlıkların bilançoda ilk gösterildikleri değerin %6'sı eder. Peki, Merrill Lynch'in hissedarlarına sadece 4 hafta önce bilançosunu açıklarken belirttiği değere göre ne kadar ödemiş oluyorlar? 4 hafta önceki bilançoda belirtilmiş olan değerin %15'i. Buna gerçek hayattan bir örnek diyelim. Bu işlemi ben kurgulamadım. Zaten bu kadarını da kurgulayamazdım. Umarım Amerika'daki finansal kuruluşlar arasındaki bazı işlemlere ilişkin bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Okuduğum basın bildirisi hakkında yorumlarım bunlar. Ancak tabii ki benim düşündüklerimin hepsi doğru olmayabilir ve yorumlarımın sorumluluğu sadece bana aittir. Yine de öyle umuyorum ki bu yorumlar size gerçek hayattaki işleyiş hakkında düşünmeniz için yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.